Biraz önce ifade etmiştik, Ömer Faruk Çağrıcı bizlerle birlikte, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı. Eğitimi konuşacağız kendisiyle. Yine siyasetin güncel meselelerinden biri olan Filistin'e destek meselesini konuşacağız. Konuğuma dönmek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasıl değilsiniz? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Hemen aslında açılışı yapalım. Yeni bir eğitim öğretim yılına giriyoruz. Bununla birlikte ilkokula başlayacak öğrencilerimiz var. Eğitim aslında memlekette hangi meseleyi konuşsak, neresinden tutsak birçok mesele elimizde kalıyor ama yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte eğitim ve işte ekonomi biraz daha tekrar gündemimize geldi. Okul çantası üzerinden meseleler konuşuluyor. Bugün veliler çocuklarının beslenme çantasını nasıl dolduracaklarını düşünüyorlar, konuşuyorlar. Bir de üniversite öğrencilerimiz var bizim. Onlar da yakın zamanda okullarına gelecekler. Çok özür diliyorum hem sizden hem izleyicilerimizden. Sanıyorum teknik bir sıkıntı varmış mikrofonunuzda. Arkadaşlarım onu düzeltmeleri gerektiğini ifade ettiler. Birinci bölümde Hasan Bitmez'in kürsüden aslında İsrail'e yönelik ticarete ilişkin son sözlerini vermiştik. O videomuza gidelim. O süreçte de arkadaşlarım sıkıntıyı halletmiş olsunlar. İkili Hasan Bitmez'e aittir. Buyurun Sayın Bitmez. AK Partili yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. Starbucks'larda boykot yapıyoruz. Lütfen kürsüdeki hatip. İsrail sizin eylemsizliğinizden, tavırsızlığınızdan cesaret alıyor diyoruz. Miting yapıyoruz diyorsunuz. Sonra Avrupa'da, Amerika'da, Londra'da, Tokyo'da oradaki Hristiyanlar, Yahudiler sizlerden daha iyi miting yapıyor. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlerin kanı var. İşbirlik İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın. Türkiye'ye öncülük etsin. Şimdi biz konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Evet, tekrar hem sizden hem izleyicilerimizden özür diliyorum. Bazen canlı yayındayız, böyle bu tip aksaklıklar yaşanabiliyor. Hasan Bitmez'in de o sözlerini bir kere daha hatırlamış olduk. Evet. Meclis kürsüsünden gerçekleştirmiş oldu. Eğitimle başlayalım. Yine bu meseleyi de aslında sizinle konuşmak, değerlendirmek istiyorum. Gençlik kolları olarak sizin de bu alanda çalışmalarınız, faaliyetleriniz var. Yeni eğitim öğretim yılı dedik, okul çantası üzerinden açılış yapmıştık. Veliler çocuklarının beslenme çantasını nasıl dolduracaklarını aslında şimdi düşünüyorlar. Bir de üniversite öğrencilerimiz var. Yakın zamanda onların da okula açılacak. Ara sınıflar için değil belki ama üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerimiz için barınma geçtiğimiz yıl da bir sorundu. Bu yıl da yine aynı şekilde bir sorun. KYK sonuçları açıklanıncaya kadar aslında öğrenciler bir şekilde barınmak mecburiyetinde okul kazandıkları illerde. Özel yurt fiyatları da 40 bin liraya neredeyse varıyor artık. Asgari ücret 17 bin 2 lira. Yurt ücreti 40 bine varıyor. Evet. Veli çocuğunu nasıl okutacak? Bu barınma krizini nasıl aşacağız? Bu barınma krizine ilişkin Gençlik Kolları Başkanı olarak siz neler ifade etmek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Yine ekranlar başında bizi izleyen TV5 ailemizin izleyenlerine de hayırlı günler diliyorum. Bu vesileyle de yine az önce videosunu izleyerek tekrardan andığımız Hasan Bitmez milletvekilimizle de rahmetle anıyorum. Böyle bir ölüm herkese nasip olmaz. Meclis kürsüsünde hakka haykırırken son nefesini verdi ve güzel bir şahitlikle bu dünya hayatını noktalamış oldu. Rabbim mekanı cennet makamını aile eylesin. Tabii yangın her gün büyüyor. Ülkemizdeki evet. Ekonomi meselesiyle alakalı her geçen gün her alandan maalesef vatandaşımız, insanımız sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Önceden gurbetçilerimiz bu konularda biraz rahattı. Şimdi onlar bile bu konuda söylenmeye, şikayet etmeye başlıyor.
1000 euro bozdurduk hemen bitti, 2000 euro bozdurduk hemen bitti diyorlar. Önceden bundan 3-4 sene önce 1000 euro bozdurdukları zaman epey bir süre onları götürüyordu. Ama ekonomik sıkıntı sadece bu ülkede yaşayan vatandaşlarımız değil, gurbetçi vatandaşlarımızı hatta turistleri bile etkilemiş durumda. Ciddi bir darboğazın içerisindeyiz. Rabbim milletimize yardım eylesin. Yani bir ekonomi nasıl bu hale getirilir? Büyük bir ibretle izliyoruz. Evet. Ekonomi ne kadar sıkıntıya getirilir? Siz de az önce bahsettiğiniz okullar açılıyor. Buradan yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Lakin işte kırtasiyelerdeki enflasyon artışı kırtasiyelere de yansıdı ve bugün bir çantanın dolması ciddi bir yeküne karşılık geliyor. Hele evde bir değil 2-3-4 çocuk okuyorsa baba şu an kara kara düşünüyor. Çünkü sadece çantayı doldurmak yetmiyor. Üst baş alacak, kılık kıyafet alacak, cebine harçlık koyacak, kantin için, öğle yemeği için, artı servisi için ya da gelip gitmesi için bir bütçe ayıracak. Ciddi manada bir sıkıntının içerisinde vatandaşımız. Eğitim öğretim yılı başlıyor ama ne kadar milletin yüzü gülüyor bunu da görmemiz lazım. Yani bugün kırtasiyelerde %100 üzerinde bir artış olduğu konuşulmaya başlandı. İşte bu hafta sonu yoğun bir şekilde çarşı pazar öğrencilerle dolacak, velilerle dolacak ama ne kadar sepetler dolacak bilmiyoruz. Tabii aynı sıkıntı üniversite öğrencileri için de geçerli. Zaten birinci sınıftan okula başlayan bir öğrenci tabiri caizse bir at yarışının içerisine dahil edilerek bir eğitim maratonu içerisine giriyor ve hep başarılı olmak ve sınavlardan, gireceği merkezi sınavlardan en iyi sonuçlar alarak üniversitede en iyi bir bölüme yerleşmek için mücadelenin içerisine başlıyor aslında. Bu da kolay bir süreç değil, 12 yıllık bir süreç ve bu sürecin sonunda da üniversiteye başladığında yine öğrenci kara kara düşünmeye başlıyor. Bugün baktığımız zaman az önce bahsettiniz sizler de KYK yurtlarında öğrencilerin en büyük barınma alanı olarak gördüğü Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kapasite problemi, İşte oralara da yapılan %50 zam bu geçen açıklandı. Evet. Yurt ücretlerine yapılan zamlar öğrencileri biraz daha tedirgin etti. Çünkü ülkemizde yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisi var. Ve geçtiğimiz yıl 2023 verilerinde 800 bin civarı bir KYK yurdu kapasitesi vardı. Yani öğrencilerin %10'u KYK yurtlarında kalabilme imkanına sahip. Tabii Avrupa'da bu rakamlar %30. Civarında. Devlet üniversite öğrencilerine %30'luk kısmına yurt hizmet veriyor ama bizim ülkemizde %10. Şu an tabii 2024 yurt kapasite sayıları açıklanmadı ama 970 bin civarı bir rakam konuşuluyor. 970 bin öğrencinin konaklayabileceği bir yurt çalışması yapıldı ama bu yeterli mi? Yine yeterli değil. Çünkü açıkta kalan milyonlarca öğrenci var. Evet, ve bu öğrencilerin bir kısmı belki ailesinin olduğu şehirlerde okuyor ama yine büyük bir kısmı ailesinden uzakta, il dışında okuyor. Şimdi kira endeksi de açıklandı malum. %119'luk bir artış var. Öğrenci şehri olarak kabul edilen büyük şehirlerde ki Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde kira fiyatlarına baktığımızda Eskişehir üniversite öğrencisinin nüfusa oranının en fazla olduğu bir şehrimiz. Bugün Eskişehir'de bir kira ortalama 15 bin lira. İstanbul'da 23 bin lira, Ankara'da 20 bin lira, İzmir'de 21 bin lira. Bunlar 20 bin ve üzeri olan şeyler. Eskişehir'de 15 bin, yine 17-18 bin liralık illerimiz var. Burada bir öğrenci ev tutayım dese bir arkadaşıyla tutacak. 3 ya da 4 kişi tutsa yine ortalama 5 bin lira kira gideri olacak. Bu da ciddi bir masraf ki sadece kira ödemekte kalmıyor. O evin faturasıydı, iaşesiydi. Yeme içmesiydi, okul masrafıydı derken ortalama bir şehirde üniversite okuyan ve KYK yurdunda kalmayan bir öğrencinin eğer özel evde kalıyorsa 10 bin lira aylık gideri var. Eğer özel yurtta kalıyorsa ki sizin bahsettiğiniz mesele bu fiyat daha da artacak. Özel yurtların ücretleri de ortada çünkü özel bir işletme, en nihayetinde ticari bir işletme, ona göre bir fiyat belirlenecek. Yani bugün ailesinden uzak farklı bir şehirde üniversite okumak isteyen bir öğrenci aylık en kötü 10 bin lirayı cebinden çıkacağını bilerek tercih yapıyor. Tabii bizim zamanımızda üniversite okurken öğrenci arkadaşlarımız ya da bizler part-time işlerde çalışmayı çok tercih etmezdik. Yani en nihayetinde almış olduğumuz burslar ya da aileden gelen destek yetiyordu. Evet. Ama bugün üniversiteye başlayan öğrencilerin belki %60-70'i part-time bir işle girmenin derdinde. Halbuki o şehre üniversite okumaya, kendisini geliştirmeye, akademik anlamda başarılı olmaya giderken
belki de o part-time iş arayışıyla üniversiteden uzaklaşmakta, derslerinde devamsızlık yapmakta ya da verimli bir akademik faaliyet içerisine girememekte. Bugün öğrenciler bile geçim derdinin içerisinde büyük bir sıkıntı yaşıyor. Maalesef. Ya bu konuda az önce dedim part-time işler bir müddet sonra da full-time işe dönüyor. Yani öğrenci o paranın içerisine girdikten sonra o iş hayatının artık tam zamanlı çalışmanın derine düşüyor. Niye? Çünkü okuduğu zaman da mezun olduğunda önünü göremeyen bir neticeyle karşı karşıya. Yani mezun olduğumda ne olacak? Aslında derine. Farklı bir noktaya mecbur bırakılıyor öğrenci. Üniversite öğrencisi deyince direkt akla aslında şey de geliyor. Hani artık üniversite eğitimin farklı bir noktası, akademik anlamda bir noktası, daha farklı öğrencinin kendini geliştirmesi ve yetiştirmesi gerektiği bir alan. Şimdi ister istemez insan şunu soruyor. Üniversite öğrencisi hiçbir bir kültürel faaliyete ya da etkinliğe katılmayacak. Yani hiçbir bir kitap alıp okuyamayacak. Bugün kitap fiyatları daha keza malumumuz hepimiz için. Ya da bugün işte bir sinemaya gitmeyecek ya da bir arkadaşıyla bir yerde çay çorba içip bir şey konuşamayacak meselesine geliyoruz. Bu çok lüks gibi algılanıyor toplum tarafından. Böyle bir problem de var. Siz part-time iş kısmına takıldınız. İşte toplum sizin dediğiniz kısmı normal görüyor aslında. Evet, çalışsın. Tabii ki hayatın zorluğunu öğrenmesi açısından bu da önemlidir ama şimdi üniversite öğrencisi biraz önce ifade ettiniz. Yani kendini yetiştiremiyor. Part-time işler bir zaman sonra tam zamanlıya dönüşüyor. Bu noktada akademik anlamda da bir yerden kopuş yaşanıyor. Sözü size bırakayım ben aslında bundan yani sonrasında. Yani üniversite okumak demek dediğiniz gibi biraz kültür, görgü geliştirmek, ortam evet. görmek, aileden uzakta kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir ortam oluşturabilmek, kendi sorumluluklarını hissedebilmek demek, üniversite okumak demek. Ama bugün geldiğimiz noktada hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntılar ya da yaşanılan şehirlerdeki sıkıntılar öğrencileri, üniversite öğrencileri bu meselelerden uzaklaştırıyor. Tabii işin çok boyutu var. Yani bugün bir üniversite şehri dediğimiz zaman Anadolu'daki bir şehre gittiğimizde kafeler caddesi dediğimiz caddeler oluşmuş durumda. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde 200 civarında üniversite mevcut. Evet. 8 milyon öğrenciden bahsettik. Şimdi kafeler caddesi dediğimiz yerlere gittiğimizde bu sefer şöyle bir durum da var. Kafeler dolu. Üniversite öğrencileri orada vakit geçiriyor. Kahve içiyor, çay içiyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Tabii insanlar bunu da soruyor. Yani bu kadar ekonomik sıkıntı varken bu kafeler niye dolu? Şimdi bunlar farklı boyutlar bu işin ama şunu görmek lazım. Yani öğrenci dediğimiz, üniversite öğrencisi dediğim şey 4 yıl, 5 yıl boyunca kendisini geliştirecek, sosyalleşecek, hem kendini geleceğe hazırlayacak hem de o anın geçtiğin getirdiği o vakti değerlendirecek bir kısım. Öğrenci bunu tam manasıyla yapamadığı için diyor ki bunu madem yapamıyoruz o zaman elimizdeki az bir parayla da bu kafede bir kahve içelim şunu yapalım diyerek o, evet. o anı değerlendirmenin derdinde. Şimdi az önce dediğiniz gibi kültürel faaliyetler, kitap okumak, sinema, işte tiyatro veya farklı şeyler üniversite öğrencisinin elbette gündemde olması gerekiyor. Ama şu yaşadığımız zaman da maalesef bunlar ikinci, üçüncü planda kalmış durumda. Yaşamak, yaşamın içerisinde kalmak öğrencinin birinci derdi şu an. Gittiği üniversitede de tatmin olamayan, yani okuduğu bölümü istemeyen ya da bulunduğu şehirde aradığını bulamayan öğrenciler zaten artık işi bırakıyor. Yani şey anlamda kendi üniversitesinde bir gelecek göremediği için oradaki umudunu bırakıyor. Ya bizim gencimize ümit vermemiz, umut vermemiz gerekiyor. Yani bir şehre bir öğrenci geldiği zaman o öğrenciyi tam manası o şehir tatmin edebilmeli. Ne boyutta? Onun akademik gelişimine, ruhsal gelişimine, işte kariyer gelişimine katkı verecek durumların oluşması gerekiyor. Tabii bu bizim ıskaladığımız bir mesele. Ya bugün KYK yurtlarında yaşanan sıkıntılar hepimiz malum. Geçen yıl bir öğrenci kardeşimiz evet. bir asansör kazasında Aydın'da vefat etti. Ondan sonra arka arkaya bir silsileyle bu kazalar devam etti. Şimdi öğrenci can derdiyle bir yurtta kalırken diğer taraftaki şeylere odaklanamıyor. Yani bizim eğer geleceğe ümitle bakmamız gerekiyorsa ülke olarak gençliğe büyük bir yatırım yapmamız lazım. Yani gencine yatırım yapmayan, gencini ihya etmeyen, gencine faydası dokunmayan bir ülke, bir yapı geleceğe ümitle asla bakamaz. Bugün üniversitedeki 8 milyon gencimiz, arkadaşımız bizim geleceğimiz demek. Yani niçin beyin göçüyle onları farklı şehirlere, farklı ülkelere gönderelim? Bugün baktığımız zaman gençlere sorduğumuzda %60'ı eğer bir imkan bulursam yurt dışına tabii ki çıkarım, orada yaşarım diyor. Eskiden dedelerimiz doğdukları şehirlerde
ya da köylerde doyamadıkları için başka şehirlere göç ediyordu. Bugün o dedelerin torunları doğdukları ülkede doyamadıkları için başka ülkelere göç edebilmenin derdindeler. Evet. Bu ciddi bir problem. %60 çok büyük bir rakam. Ve bu %60'da toplumun her kesiminden genç var. Sağcısı, solcusu, inançlı olanı, inançsız olanı. Demek ki ciddi bir problem var. Bizim üniversiteye almamız bir mesele değil gencimiz. Yani bugün 205 tane üniversite var Türkiye'de. 81 ilde üniversite var. Evet. İlçelerde kampüsler var. Yani bugün Türkiye'de üniversite okumak çok zor bir şey değil. Ama mesele bu genç mezun olduktan sonra ne yapacak? Ya da okurken üniversiteyi kendisini ne kadar geliştirecek? Biz eğlence ya da günlük hayatı geçirebilme boyutuna odaklanıyoruz bazen ama bu evet. Bunu da ıskalamamak lazım. Yani bu gencimizin katma değeri ne olacak ülkemize? Faydası ne olacak? Öğretmen olacaksa, mühendis olacaksa, sosyal bilimci olacaksa, fen bilimci olacaksa bu gencimizin ülkemize katacağı katma değeri hazırlamamız lazım. Yani bir moral ve motivasyon üniversiteye başlatmak lazım. Bugün belki Türkiye'de 20 tane nitelikli üniversite sayabiliriz. Evet. Mezun olduğunda, CV'sine koyduğunda, ha, bu üniversitedense tabii ki biz bunu özel sektörde değerlendirelim diyen şirketler olacak. Evet. Ama geri kalan üniversitedeki gençlerimiz özel sektörde nitelikli bir iş gücünü bırakın, normal bir çalışma hayatını bile hayal etmekte zorlanıyor. Ki işte bugünlerde bir slogan var, önce şu markete sonra okula diye bir slogan var malum evet. Kırtasiye şeyinde. Birisi de ironi yapmış, önce okula sonra o markete kasiyer olarak işe demiş. Bugün maalesef gençlerimizin büyük kısmı o üç harfli marketler dediğimiz marketlerde kariyer kovalama durumuna gelmiş haldeler. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü 8 milyon az bir sayı değil. Yani ülkenin %10'u üniversite evet. okuyor. Ve bunlar geleceğimiz. Geleceğe umutla baktırabilmek adına hamleler yapmak lazım. İşte tasarruf tedbirleri kapsamında kamudaki alımlar, kamulardaki işte yerleştirmeler, memur alımları, öğretmen atamaları bunların hepsine bir set çekildi. Ne kadar emekli olursa o kadar alım yapılacak diye bir ucu evet. açık bir cümle bırakıldı. İşte en son geçtiğimiz aylarda öğretmen atamalar için mülakatlar yapıldı. Hala sonuçlar açıklanmadı. Üzerine 2024 KPSS sonuçları açıklandı. Türkiye 10.sü olmuş ama ne zaman atanacağını bilmeyen insanlar var şu an. Niye? Çünkü bir önceki KPSS'nin hala ataması yapılmış durumda değil. Mülakatlar yapıldı. 20 bin kadar bir alım olacağı söyleniyor ama hala alınmadı. Hala sonuçlar açıklanmadı. Evet. Ve bir hafta sonra da okullar açılacak. Öğretmen eksiğinin has safhada olduğu birçok okul var. İşte ücretli öğretmenlikle belki bazı meselelere pansuman tedbirler alınıyor olabilir ama evet. bu da ciddi sıkıntı. O meseleyi de aslında konuşmak istiyoruz. Eğitimi konuşuyoruz. Yani genç, siz de ifade ettiniz. Gençlerin aslında okuyup üniversitelerinde hatta üniversite döneminde ülkeyi neredeyse terk etmek ilk hedefleri. Evet. Yani o noktaya geldik. Bunun hem temel sebebi biraz daha siz gençliğe de hitap ettiğiniz için aslında sizden de dinlemek isteriz. Bir de ücretli öğretmen meselemiz evet. var. 20 bin öğretmen alımı yapılacağı söylenildi ama bu 20 bin öğretmen alımı emekli olan öğretmenlerin yerine alınacak. Ama açığın daha fazla olduğu söyleniyor. Hatta açığın tamamını da istemiyor sendikalar. Neredeyse yarısına evet. 60 bin civarı gibi bir atama talep ediyorlardı. Türk Eğitim Sendikası'nın açıkladığı rakama göre geçen yıl 70 bin 80 bin civarı arası ülkede ücretli öğretmen olduğu çalıştırıldığı söyleniyor. Hatta bu noktada şu da var, şöyle bir problem de var burada. Ücretli öğretmenlerde öğretmenlik mezunu olmasına da gerek değil aslında, bakılmıyor. Yani ön lisans mezunu biri de öğretmenlik yapabiliyor ücretli olarak. Bu da bir problem. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Yine ücretli öğretmenlerin çok bambaşka aslında özlük hakları da var. Maaş anlamlarında da sıkıntıları var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ücretli öğretmenliğe geçmeden önce yurt dışına gitme, oraya göç etme derdinde olan gençlerimizden biraz bahsedelim. Tabii. Şimdi sosyal medyanın her tarafımızı sardığı bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya fenomenlerinin sunmuş olduğu o şatafatlı hayatları ya da gösterdikleri şeyleri, hayatları yaşamak isteyen gençlerimiz var. Bu bir tık öncesinde televizyon dizileriyle, sinema filmleriyle şatafatlı hayatlar gösterilir, özendirilirdi insanlar. Şimdi sosyal medya fenomenleri tarafından özendirilen bir hayat var. Yurt dışında da aslında durum böyle. İşte Türkiye'de hukuk okumuş ama işte yurt dışında Avrupa'da bir ülkede gitmiş, orada kuryelik yapan bir gencin videosu dolaşmıştı. Hı hı. İşte ben hukuk mezunuyum ama bugün bu ülkede kuryelik yapıyorum ve çok da memnunum, mutluyum. İşte maaşım iyi, param iyi.
tarzı bir video dolaşıma sokulmuştu. Şimdi bunlar tabii gençleri cezbediyor. Ama gencimizin ıskaladığı bir nokta var. Avrupa beni niye alsın? Hani hangi niteliğim, hangi becerimden dolayı beni alması gerekiyor boyutu var. Tabii gencimiz bunu görmeden direkt Avrupa'da yaşama hayalleri kurduğu için her geçen gün Türkiye'de yaşadığı günü kendisine zarar kabul ediyor ve Türkiye'ye dair hiçbir umudu olmadığı için bir faydası da dokunmuyor tabiri caizse. Ve yurt dışına nasıl geçebilirim, nasıl kaçabilirim derdiyle her gününü geçirmekte. Tabii burada gencimizi, işte burada yine bizim de suçumuz var. Yani ümit beslemesi gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Yani bu ülkeden asla bizim ümidimiz kesilemez. Burası bizim vatanımız. Burası bizim toprağımız, burası bizim doyduğumuz yerler. Ve yine sen de burada doyabilirsin mantığını, felsefesini anlatmamız gerekiyor. Ve genci Avrupa'dan ziyade Türkiye'ye katma değer üretebilmesi için teşvik etmemiz gerekiyor. Elbette teşvikler vardır ama bunlar çok yeteri boyutta değil. Bugün yerel yönetimlerin bu konulara girmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin şehirlerinde yaşayan gençlere tabiri caizse bir kuluçka merkezleri kurarak kendilerini geliştirebilecekleri, girişimcilik yapabilecekleri alanları oluşturması gerekiyor. Bugün tarımda yaşanan problemler ortada. Genç çiftçiler diye bir dönem reklamları yapıldı. Siz yeter ki üretin diye propagandalar yapılarak çiftçiliğe yönlendirildi. Ama bugün çiftçinin geldiği nokta perişan durumda. Yani tarladaki malını toplama bile istemiyor. Toplasa bile işte yola sokağa atıyor ya da bedava dağıtıyor. Evet, sağda maalesef. Solda. Genç tarımda da böyle bir durumla karşı karşıya kalmayınca tabii ki ülkeden ümidini kesiyor. O yüzden yerel yönetimin, idarecilerin, STK'ların bu konuda genci besleyecek kaynakları oluşturması gerekiyor. Ki gencimiz bu sevdadan vazgeçirelim. Çünkü Avrupa'ya gittiğinde de zaten aradığını bulamayacak. Nitelikli bir iş gücü olmadığı için çoğunluğu yine orada da burada yapacağı işi yapacak. Belki burada yaşadığı şartın aynısını orada yaşam şartları olarak yaşayacak. Bu konuda da ciddi manada çalışılması gerekiyor. Gençlerle, gençlik kolları olduğumuz için gençlerle sürekli irtibat halindeyiz. Karşılaştığımız mesele bu. Evet. Ama ülkemize dair ümitlerimizi anlattığımızda, vaatlerimizi anlattığımızda, ülkemizde yapacağımız şeyleri anlattığımızda gencimiz ülkemize dair umutlarını yeniden yeşertiyor. Ki bizim Saadet Partisi olarak yeniden büyük Türkiye idealimiz var, hedefimiz var. Bu yeniden büyük Türkiye cümlesinde de biz bunu gençlerimize anlatıyoruz. Yani bu ülke bizim, bu ülkede biz kendimizi de doyurabiliriz ve katma değer üreterek bu ülkeyi büyütebiliriz hep birlikte diyoruz. O zaman şuradan şöyle bir soru yönelteyim ben size. Gençlik kolları olarak aslında bahsettiniz, anlattınız, bu ülke bizim dediniz. Yeniden büyük Türkiye hedefimiz var dediniz. Bu hedefiniz doğrultusunda gençlik kolları olarak gençlere yönelik nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz ya da yürüteceksiniz? Biraz daha gençlerin sorunları da çözülecek şekilde. Eyvallah. Yani tabii genç dediğimiz şey işte hep hazine derler, bir kıymet der ve gencin derdi de bitmez. Biz de Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak ülkemizin gençlerinin problemlerini sürekli gündeme getirmek için çalışıyoruz. Bizim işte Gençlik Politikaları Başkanlığımız, Gençlik İletişim Başkanlığımız ve diğer başkanlıklarımız aracılığıyla yerelde ve genelde gençlerin yaşadığı sıkıntıları gündem etmek adına çalışıyoruz. Malumunuz mecliste bir grubumuz var. Saadet Partisi grubumuz. Milletvekillerimiz var. Ve bu hazırladığımız çalışmaları da genel manada vekillerimiz aracılığıyla meclis kürsüsünden, meclis çalışmalarında gündem yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yapmış olduğumuz bu KYK yurtlarındaki sıkıntılar, barınma problemleri, güvenlik sıkıntıları, işte diğer problemlerle alakalı ciddi bir çalışma yaptık. Ve partimizin meclis grubu toplantısında bir üniversiteli kardeşimizi meclis kürsüsüne çıkartarak KYK sorunlarından bahsettirdik. Ülke gündemine girmesini sağladık. Bunun haricinde yine işsiz gençlerimiz var. İşsiz gençlerimizle alakalı yerelde basın açıklamalarıyla, gündem çalışmalarıyla bunu gündem yapıyoruz. Malumunuz NEET gençliği diye bir gençlik var. Ne eğitimde ne istihdamda diye. Yani tabiri caizse evde oturan, evet, evde film izleyen, dizi izleyerek vakit geçiren, ne eğitimde ne de istihdamda işte bir bulunan genç diye tabir ediliyor. Bu OECD raporlarında Türkiye bu konuda birinci. %28.9 NEET gencimiz var bizim. Ne eğitimde ne istihdamda olan. İkinci sırada da Kolombiya geliyor. %24.8. Birincilik konusunda bu noktada mahiriz. Bu gençleri gündem ediyoruz. Eğitime ve istihdama dahil edilmesi anlamında çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Ve en nihayetinde kendi gençlik kolları mensuplarımızla, teşkilat mensuplarımızla, yetiştirdiğimiz teşkilat mensuplarımızla sokakta, çarşıda, pazarda derdi olan gencimize dokunup onun o derdine çare olabileceğimizi anlatıyoruz.
derde, gence dert değil çözüm olacağımızı ifade ediyoruz. Bu tarz çalışmalarımız var. Yani genci sürekli ama sürekli gündem etmenin derdindeyiz. Bugün üniversite gençliği ayrı bir dert. Üniversiteden mezun olmuş iş arayan gencimiz var. Üniversiteden mezun olmuş, iş bulmuş ama eş bulamamış gencimiz var. Eş bulmuş ama iş bulamamış gencimiz var. Genç dediğimiz zaman belki 15 tane kategoride gencimiz var. Tabii bunların problemleri bizlere ulaşıyor. Mail yoluyla, sosyal medya aracılığıyla, teşkilat mensuplarımız aracılığıyla ve bu gençlerimizin de derdine çare olabilecek ne yapabiliriz onun derdindeyiz. Şu an muhalefette bir siyasi parti olduğumuz için olabildiğince gündem yapmanın, olabildiğince basında, kamuoyunda gündem yapabilmenin ve yetkililere ulaştırabilmenin derdindeyiz. Bunun yanında da Saadet Partisi olarak eğer biz iktidarda olsak ne yapardık onu anlatıyoruz arkadaşlara. Ekonomiyi nasıl düzeltiriz, gencimize nasıl bakarız, gencimize nasıl dokunuruz bunları anlatıyoruz. Tabii Milli Görüş'ün temel şeyinde maneviyatçılık yatıyor, ruhu beslemek. Bugün ıskaladığımız noktalardan birisi de bu. Biz insanın dış görünüşünü işte kıyafetiyle, karnını doyurmakla doyurduğumuzu ya da beslediğimizi düşünüyoruz ama ruhun beslenmesi var. Bugünkü gencimizin yaşadığı problemlerden bir tanesi de bu. Ruhlarının beslenmemesi, manevi anlamda beslenmemek gençleri bunalıma sokuyor. En nihayetinde biz Finlandiya gibi bir ülkede olsak, refah anlamında çok üst seviyede de olsak, ruh beslenmediği zaman bu genç boşluğa düşecek. Evet. Ki bugün Finlandiya dünya genelinde intihar vakalarının en çok rastlandığı nüfus oranla en büyük ülke. Birinci sırada. Normalde Finlandiya eğitim modeli, Finlandiya'daki istihdamlar bu herkesin ağzında bir türkü gibi dolaşıyor. Ama bir tarafta da Finlandiya'da intihar vakaları var gençler arasında. Niçin? Maddi olarak doyurduğunuz genci manevi olarak doyurmadığınız zaman sahip oldukları onları bir müddet sonra tatmin etmeyecek ve bu sefer boşluğa düşecek. Ve o boşlukta da bir çıkış noktası bulamadığı zaman hayatına son verecek. Evet. Bugün maalesef toplumumuzun yaşadığı cinnet durumunda da bunu açıkça görüyoruz. İşte her gün ekranlara sağda solda, sokakta, dükkanda, başka bir yerde kurşunlanan, bıçaklanan, zarar gören insanların videolarını izliyoruz. Bu kadar aşikar olmuş, bu kadar cinnet haline gelmiş bir toplumun içerisindeyiz. Bunun yanında yatan sebeplerden birisi de manevi boşluk. Toplum manevi olarak beslenmediği için, ruhu doyurulamadığı için, niçin var olduğunun meselesi anlatılmadığı için maddi imkanlar ya da maddi kazançlar yeterli gelmiyor. O yüzden biz aynı zamanda sadece gencimizin iş problemini değil, manevi anlamda yaşadığı sıkıntıları, problemleri de çözmenin derdinde olan bir siyasi partiyiz. Yani bugün biz aileyi toplumun temeli kabul ediyoruz. Aile çökerse toplum çöker diyoruz. Ailenin sapasağlam ayakta kalabilmesi, sağlıklı bir ailede yetişen gencin topluma daha sağlıklı faydalar üretebilmesi demektir. Evet. Arkadaşlarım beni içeriden uyarıyorlar. Süremiz tabii, de hızlı aktı. Evet. Kısa kısa hemen birkaç başlığımız daha var. Onlara da değinmek istiyorum. Filistinli gençlerin eylemi vardı. Evet. Bir Filistinli öğrencimiz deport meselesiyle şu an karşı karşıya. En son İstanbul Gençlik Kolları bununla ilgili bir çalışma yapmıştı partinizin. Siz de buna destek olduğunuzu ifade ettiniz. Hem kısaca onu bir sizden dinlemek evet. istiyorum. Süreç nasıl ilerleyecek? Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız daha doğrusu? Bir de Akçakoca kampınız var gençlik evet, kolları evet, olarak. Evet. Son olarak da ona kısaca bir değinebilirsek. Tabii. Şimdi malum 334 gündür Gazze'de bir soykırımı canlı canlı naklen izliyoruz. 40 evet. binden fazla Gazze'li Müslüman şehit edilmiş durumda. Ve dünya bu katliama elsiz ve dilsiz. Dilsiz demeyelim fazla, kınamalar çok fazlaca ama bu kınamalarda somut bir dönüt getirmiyor maalesef. Ve ülkemizde olduğu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Filistin konusunda eylemler sürüyor. Tabii Filistin için Bin Genç adlı bir grup, özellikle bu Filistin konusundaki yapmış olduğu ciddi çalışmalarla gündem oldular. Evet. Çok önemli meselelere değindiler. Ticaretle alakalı, işte Filistin, İsrail'e karşı yapılan tavizlerle alakalı gündemler yaptılar. En son TRT World'ün bir galasında, bir program galasında Filistinli, İstanbul'da tıp fakültesinde okuyan, 5. sınıf öğrencisi bir Filistinli bacımız, kardeşimiz evet. sözlü olarak bir eylem yapıyor. Eylemin konusu da vanaları kapat gibi. Azerbaycan petrolü malumunuz Türkiye üzerinden İsrail'e akıyor. Sokar adlı evet. firmanın şeyi. Orada bununla alakalı bir sözlü bir açıklama yapıyor. Vanaları kapat, Türkiye
petrol vanalarını kapat, İsrail'i besleme tarzında. Tabii gözaltına alınıyor ve Filistinli olması, yabancı öğrenci olması amacıyla deport, geri gönderme merkezine deport amacıyla götürülüyor. Yine ikinci bir Filistinli öğrenci de aynı şekilde oraya alınıyor, aynı grup içerisinden. Geçtiğimiz Cuma günü AK Parti İstanbul İl Binası önünde bu grup oturma eylemi başlattı. Öğrencilerin serbest bırakılması için. Tabi Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kollarımız o gün o arkadaşlara destek vermek amacıyla oraya dahil oldular. Çok da memnun oldu oradaki arkadaşlar. Bu konuda siyasi anlamda çünkü çok karşılık bulamıyorlar maalesef. Biz de ikinci gün, cumartesi günü basın açıklamalarına dahil olduk. Ve o deport merkezine gönderilen öğrenciler de dün açıklanan şeyle deport kararı devam edecek şekilde geri gönderme merkezinden çıkartıldılar. Ama deport işlemi devam ediyor haklarında. Saadet Partisi milletvekillerimiz bu konuda takip halindeler. Öğrenci kardeşimizin bilgilerini aldılar. Geri gönderme merkezi ve bu süreçle ilgili göç idaresiyle görüşüyorlar. İnşallah o kardeşimizi geri göndermeyeceğiz. Ülkemizdeki eğitim hayatını devam edip sonrasında ülkesine hizmet etmesi için, burada okumasına vesile olmak için çalışacağız. Böyle bir eylem yapıldı. Tabii bu konuda maalesef köprünün üstünde eylemler yapanlar köprünün altından gemilerin oraya ticarete gitmesine göz yummaktalar. Hı hı. Oraya akan petrole göz yummaktalar. Orayı koruyan kürecik radar istasyonuna, incirlik üstüne göz yummaktalar. Ama orada katliam devam etmekte. Bu göz yummalarımız oradaki katliamı her geçen gün daha da büyütmekte maalesef. Eğer orayla alakalı bir şey yapılmak isteniyorsa küreciğin, incirliğin kapatılması, Azerbaycan üzerinden İsrail'e giden petrol vanalarının kapatılması, evet, dolambaçlı bir şekilde ticaretini sürdürmeye çalışan gemilerin kesinlikle önünün kesilmesi gerekiyor. Hükümet bu konuda eğer samimi ise net bir şekilde bu taviz adımları atması lazım ve bu konuda taviz vermemesi gerekiyor. Evet. Bu konuda biz Saadet Partisi olarak zaten üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu her türlü platformda dile getiriyoruz. Gençlik kolları olarak da bunun derdindeyiz ve yaptığımız çalışmalarda Filistin yürekli, Filistin davasını dert edinmiş, dünyadaki Siyonizmin, Siyonizm çetesinin, Siyonizm çetesiyle mücadele edecek gençlerimizi yetiştirmenin mücadelesindeyiz. Yaz kampımızdan bahsettiniz. Evet. Bu hafta sonu nasip olursa bizim Saadet Partisi Gençlik Kollarımızın yaz kampı var. Bu gençlik kollarımızın geleneksel yaz kampıdır. Teşkilat mensuplarımıza yönelik yapmış olduğumuz yeni döneme hazırlık ve heyecan ve motivasyonla yeni döneme başlayacaklar bir yaz kampı. Nasip olursa Cuma günü başlayıp Pazar günü nihayete erdireceğiz. Saadet Partimizden Genel Başkan Vekilimiz Mahmut Arıkan, Genel Başkan Yardımcılarımızdan Mesut Doğan, yine Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan Beylerin katılacağı, misafir olarak katılıp eğitim yapacağı, teşkilat mensuplarımıza hitap edeceği, evet, onları yeni döneme hazırlayacak bir kamp olacak. Yaklaşık 150 teşkilat mensubumuzla biz bu yaz kampımızı icra etmiş olacağız. Her yıl geleneksel yapmış olduğumuz bir kamptır bu. Bu yılda inşallah 6-7-8 Eylül tarihlerinde bu yaz kampını gerçekleştirmiş olacağız. Nihai hedefimiz de gençlik kolları mensuplarımızı arazide yapacağı çalışmalarda moral motivasyonlarını arttırmak, onları daha heyecanla çalışmasına vesile olmak olacak. Biz kendi teşkilat mensubumuzla bu kampı yaparak aslında diğer gençlerimize de faydamız dokunmuş oluyor. Çünkü arazide gençler için mücadele eden bir gençlik teşkilatı, evet, oluşturmuş oluyoruz. İnşallah bu kampımızda hayırlara vesile olur. Sizler aracılığıyla da tüm herkese duyurmuş olduk. Duyurmuş olduk. Aktardığınız bilgiler, değerlendirmeleriniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni dönem kampınız için de şimdiden hayırlı olsun. Yeni dönemde de başarılar dileriz. Yine sizleri konuk etmek isteriz bu memnun stüdyolarda. Olur.